Buyurun. Sağ olasın. Buyurun. Sağ ol kızım. Buyurun babacığım. Sağ ol kızım. Hikmet Efendi, sebebi ziyaretiniz malum. Hasan çocukluğumdan beri yanımda. Her şeyine kefilim. Dürüst, temiz, ahlaklı bir genç. Kızınızı görmüş, beğenmiş. Eğer siz de münasip görürseniz bu iki gencin yuvasını kuralım. Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kavliyle kızınız Zehra'yı oğlumuz Hasan'a istiyoruz. İyi dersin de, çıraklıktan aldığıyla nasıl bakacak bir eve bu oğlan? Evi var mı? Size de bize de yakın bir yerden tutarlar bir ev. Bakın, kızımın talibi çok. Biz nişana 5 burma isteriz. Düğüne de 5 tane isteriz. Tutacağınız evde burayı aratmamalı. Yapabilecek mi bu delikanlı bu işleri? Yaparım. Hepsini yaparım. Öyleyse bize biraz mühlet. Biz bir düşünelim. Aramızda konuşalım. Biz size haber ederiz. Biz müsaadenizi isteyelim o vakit. Müsaade sizin. Oğlum, niye kabul ediyorsun adamın şartlarını? Ne yapayım anne? Bırakayım da Zehra'mı başkasına mı versinler? Rasim Usta, Allah aşkına şu oğlana bir akıl ver. Bak neler diyor. Biz nasıl yapalım 10 tane burmayı? Dur bakalım Selim abacığım, tasalanma. Allah yardım eder. Orası öyle de, bizim etimiz budumuz belli Rasim Usta. Daha ev tutacak paramız yok kenarda. Bir de 10 tane burma. Oğlum, hadi hadi bükme boynunu, buluruz bir çaresini. Annem haklı usta. Buluruz dedi ki evlat, hadi yürü, hadi. Deme Zehra, vallahi yüreğim inecek. Vallahi Hasan, annem seni beğendi ama o da çekiniyor biraz. Sonuçta benim rahat etmemi istiyorlar. Canım, diyeydin ya Hasan bakar bana, hiçbir şeye muhtaç etmez diye. Diyeydim de babam bacağımı kırsaydı değil mi? Nasıl diyeyim? Babam 10 tane bileziği yapamayan adam benim kızıma nasıl bakacak deyip durdu. Bir yolunu bul Hasan. En azından şu nişan için istediği 5 taneyi yap. Zehra, halimi biliyorsun. Ne aldığımı da biliyorsun. O zaman başka bir iş bul Hasan. Hep fırında mı çalışacaksın 3 kuruşa? Olmaz. Ustamı bırakmam ben. Babam gibi benim. Babam ölünce o sahip çıktı bana. Bırakıp gidemem Zehra. Ama dur bakalım, buluruz bir çaresini. Allah yardım eder dedi. Benim ustam boş konuşmaz. Muhakkak düşündüğü bir şey vardır. Vallahi inşallah vardır Hasan. Yoksa sen beni rüyamda görürsün, ben diyeyim sana. Öyle deme Zehra'm ya. Şimdi gitmem lazım, çardaktayım zaten. Anne mutfakta beni bekliyor. Bir yolunu bul, babamı ikna et. Ustam bırakmaz beni. Yardım eder. Niye evlat?
Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yok usta, ekmekleri bekliyorum. Oğlum, dünden beri vurgun yemiş gibi tutulgun kaldın. Sıkma canını bu kadar. Ustam nasıl sıkılmayayım ya? Kızın babasını duymadın mı? Oğlum, hele bir vermeyi kabul etsinler, konuşur anlaşırız. Usta, ben dün eve gidince Zehra ile konuştum. Babası Nuh diyor, peygamber demiyormuş. Bari nişan için olan beş vurmayı yap diyormuş. Nişan için beş vurma çok. Hikmet Efendi de biliyor. İnsafa gelir, merak etme. Garip kuşun yuvasını Allah yapar evlat. Sırtını Allah'a yasla. Sen gönlünü ferah tut. O kız senin alnına yazılmışsa mutlaka Allah onu sana nasip edecek. Gerisi lafı güzel. Hadi ben camiye gidiyorum. Cemaate yetişeyim. Dükkan sana emanet. Tamam usta. Allah kabul etsin. Söylemesi kolay usta. Öyle Allah yapar demekle olsaydı. Ya yapma oğlum şunu ya. O ekmeği de alacaksın ha. Ne var lan? Bir ekmeğin köşesini mi kıskanıyorsun? Oğlum, her zaman aynı şeyi yapıyorsun. Kırıyorsun ekmeğin köşesini, sonra bırakıyorsun. Ne var bunda? Kime satacağız lan bu ekmeği? Sonra onu ben eve götürüyorum. Annem bana kızıyor. Gene eve kalmış ekmeği getirdin diyor. Sen de öbürlerinden götür. Oğlum, Dingo'nun ağrı mı lan burası? Parasını veriyorum lan ben o senin yediğin ekmeğin. Ya ne salak adamsın sen. Ekmeğe para mı veriyorsun ya? Ne pintiymiş bu Rasim Usta ya. Şşş, hop, orada dur bakalım. Cömerttir benim ustam. Para istediği yok ama işte ben yine de aldığım ekmeğin parasını koyuyorum kasaya. Haram olur bence. Amma yaptın sen de. Bir ekmekten ne olacak? Zaten 3 kuruşa çalışıyorsun. Senin yerine başka bir adam alsa en az 2 katını verecek. Bulmuş senin gibi saftırıyı. Çalıştır babam, çalıştır. Ha? Neyse hadi, sen çok konuştun. Al şunları git işine. Hadi kaybol. Aman iyi be. Hadi sen enayilik etmeye devam et. Hadi kolay gelsin. Tamam kızım, halledeceğim diyorum. Vallahi istersen halletme. O zaman beni kaybedersin. Bak fazla beklemez babam. Hasan. Hasan oğlum. Zehra ustam çağırıyor. Sonra konuşalım. Kusura bakma oğlum. Telefonda konuştuğunu fark etmedim. Önemli değil usta. Zehra ile konuşuyordum. Şu bankaya yatacak. Bir koşu git, kapanmadan yatırıver hemen. Ne parası bu usta? Birikim evladım. 3-5 kenara atıyorum işte. Heh, dur. Şu benim hesaba yatırıver. Deftere de işlet. Ne kadar olduğunu göreyim. Tamam usta, yatırırım şimdi. Vay be, ustaya bak. Ufak ufak az para biriktirmemiş ha. Ah be. Ne sağlam ben be. İnsanın babası olsa vermez. Ustam mı verecek bana bu kadar parayı? Nerede kaldın be Zehra? Ustamdan 1 saatlik izin aldım. Ne yapayım Hasan? Babam atmaca gibi gözü hep üstümde. 1000 tane yalan söyledim çıkmak için. Öldüm meraktan. Ne oldu? Neden acil bir şekilde çağırdın beni buraya? Hasan, ne oldu bilezik işi? 2 haftadır haftalığımdan 1 kuruş bile yemedim. Ama tek bileziğin çeyreğinin bile parası birikmedi. İyi. Böyle devam etsen. Sonra çok ağlarsın arkamdan. Ne demek şimdi bu? Bizim üst kattaki Cevriye teyzenin bir yeğeni varmış. Bankada çalışıyormuş. Haber göndermişler anneme. Beni istemeye geleceklermiş. Annem de babama söyledi dün gece. Babam da memnun oldu. O çıraktan 1000 kat iyidir dedi. Ne? Nasıl ya? Şimdi baban seni ona mı verecek? Böyle giderse verecek. Hani ustan sana yardım edecekti? Hani destek olacaktı? Konuşmadın mı? Koskoca fırını var. Yardım istesen. Borç al hiç olmazsa. Ustamdan borç isteyemem. Parası olsa o kendi verirdi zaten. Zehra, benim işe dönmem lazım.
Ne olur Zehra. Az daha oyalı baba. Bir yolunu bulacağım. Söz veriyorum. Az daha dayan. Hayırlı günler kardeş. Aha, dükkanı götürseler senin umrunda değil ya. Canım sıkkın oğlum. Ne oldu lan? Borsada para mı kaybettin? Son model araban mı gitti? Oğlum bırak sen de kafa bulmayı ya. Zehra'yı başkasına verecekmiş babası. Bankacıymış adam. Durumu da iyiymiş. Hadi ya ne yapacaksın? Ne bileyim oğlum ya. Elde yok avuçta yok. Usta yardım eder dedik medet umduk. Ama ondan da bir şey çıkacağı yok. Oğlum sen ustaya ne güveniyorsun? İşveren o. Kuş kadar haftalığı avucuna sayar, gerisine karışmaz. Ya ne bileyim oğlum ya. O gün bana Zehralardan çıktığımızda hallederiz dedi. Sıkılma dedi. Ben de bekledim. Geçen çıkardı bayağı bir para verdi. Ben de bana zannettim. Demez mi git benim hesaba yatır bunu diye? Allah biliyor ya çok bozuldum ona. Vay arkadaş vay. Nedir bu insanların para hırsı ya? 70 yaşına gelmişsin hala mezara mı götüreceksin ya? Yani ya. Neticede kimi kimsesi de yok. Hadi sana çıkarıp vermedi. Bari haftalığına biraz zam yapsaydı. Ama yapmaz bunlar oğlum. Patron kısmı hep aynı. Oğlum bak fişeklemek gibi olmasın ama bu usta seni kullanıyor. Almış küçücükken yanına minnet borcuna sokmuş. Ne versem tamam diyor. Yok be oğlum sen de ha. Babam gibidir lan ustam benim. Yarın konuşacağım. Bir çare bulalım diyeceğim. Harbi yardım eder bana. Ustanın da çok umurunda olacak. Neden olmasın? Ustam kollar beni sever. Oğlum salak mısın sen ya? Hala ustanı mı savunuyorsun? Eline 3 kuruş verip çalıştırıyor seni. Başka yerde olsa sen burada aldığının 2 katını alırsın. Sabah akşam kaynar kazanın içindesin bir de. Babam gibi diyorsun. Adam çıkarıp eline 1 kuruş para vermiyor. Onu yapmadığı gibi bir de üstüne para biriktiriyor. Zehra da öyle diyor. Başka iş bak diyor. Oğlum ben ustamı bırakamam ya. Oğlum ne gerek var düzenini bozmaya? Akıllı ol lan. Buradan da mis gibi para kazanırsın ya. Nasıl olacakmış o? Bu hesaplar hep senin elinde değil mi? Tamam işte. Kaç bakkala lokanta ekmek veriyorsunuz? Her bir kasadan 10 tane alsan günde 100 lira yapar. Hatta bazen de yazmazsın lan. Ne diyorsun oğlum sen ya? Bu düpedüz hırsızlık. Ne hırsızlığı oğlum? Bu hakkını almak. Usta vermiyorsa sen de hakkını kendin alırsın. Bak bana, lokantada çalışıyorum. Gece ekmek dağıtıyorum üstüne. Hakkımı alıyor muyum? Hayır. Ben buna karşıyım. Benim elimde böyle fırsat olacak, 1 yılda ev yaparım. Yok ya, yok. Ben yapamam öyle bir şey. Allah'tan korkarım. Haram oğlum ya. Oğlum haramlık yanı yok lan bunun. Karın tokluğuna çalışıyorsun, yalan mı? Sana hakkını vermeyen ustanın yaptığı günahsın. Yok, yapmam öyle bir şey. Hak geçer abi ya. O zaman böyle aç ağzını bak. Bankacı da kızı kapar. Ah. Yani bizim ekmekler. Hadi hadi. Hayırlı sabahlar evlat. Sabah şerifleriniz hayır olsun Hasan Efendi. Hayırlı sabahlar usta. Yine dalmışsın deryalara. Bir şey gördüğün yok. Canım sıkkın usta ya. Oğlum derdin ne? Yine Zehra meselesi mi? Anlat hele. Önemli değil boş ver usta. Başım biraz benim. Ben sana kasayı teslim edeyim ustam. Sonra eve gidip uyurum biraz. Uyu tabii. Git dinlen evlat. Bütün gece fırındasın. Dört lokanta, 8'de bakkal parası. Toplam 860 ekmek. Parası da burada. Allah bereket versin. Sen al şunu. Bankaya yatır. Biliyorum, deftere işleteceğim. Ne kadar olduğunu da göreceksin. Heh, yaşa sen. Sana zahmet evladım. Eve geçmeden hallediver. Hallederim.
Hadi eyvallah. Dört haftada dünyanın parasını yaptı. Ben de burada kıvrım kıvrım kıvranıyorum. Alo Zehra? Hasan çok kötüyüm. Ne oldu gözümün nuru, korkutma beni. Hasan, o bankacı vardı ya, bu akşam beni istemeye geliyorlar. Deme Zehra'm ya. Hasan bir şey yap Allah aşkına. Babam beni verecek diyor, ödüm kopuyor. Allah aşkına bir çare bul, ne olur git borç falan bul bir yerden, babamla konuş. Ne olur acele et, ne olur. Tamam tamam Zehra'm, üzülme sen. Ben yarın babanla konuşurum. Ama sen bu gece ne yap ne et babanın tamam demesine sakın müsaade etme Zehra. Tamam. Hadi be Zehra. Hadi be. Zehra'm. Hasan'ım. Zehra'm ne oldu? Verdiler mi seni yoksa? Yok, vermedi. Biz biraz düşünelim dedi onlara da. Allah'ım sana bin şükürler olsun. Eridim bittim burada Zehra'm. Ödüm koptu. Hasan hemen gevşeme. Babam olmaz demedi. Sana dediği gibi düşünelim tamam, dedi. Tamam Zehra'm. Gevşediğim falan yok. Çare bulduğum gibi. Yarın da gider babanla konuşurum. Doğru mu diyorsun? Ne yapacaksın? Var aklımda bir şey. Seni kaybetmemek için her şeyi yaparım Zehra. Çok seviyorum seni. Ben de. Hadi kapatıyorum. Tamam. Bereket lokantası 50 ekmek. Buna 40 diyelim. Hasan. Evladım. Buyur usta. Oğlum bu bakkal çakal neden ekmeği azaltmış? Bizden memnun değiller mi acaba? Yok usta, kimsenin bir şikayeti yok. E baksana. Hepsi 3-5 tane eksik almış. Evet usta, bayat ekmek ellerinde kalıyormuş. İsraf oluyor falan dediler. Ben de ekmek ziyan olacağına biraz az alın dedim bari. Yazık, bizimle anlaştılar diye söz verdik. Eksik almayalım diyorlarmış. Bize de söyleyememişler. Bizim ekmekleri dağıtan Şerif var ya. O söyledi dün. Ben de az vereyim bu sefer. Yazık insanlara dedim. İyi etmişsin evladım. Biz 3 kuruş fazla kazanacağız diye Allah'ın nimeti zaim olsun. Söyle hepsine ihtiyaçları kadar alsınlar. Söylerim usta. Hani çıkacağım diyordun? Bak saat kaç oldu. Hadi bırak git sen. Gerisini ben hallederim. Tamam usta. Hadi eyvallah usta. Güle güle evladım. Haram mı şimdi bu para? Haram tabii. Ama o da hakkımı vermedi. Bu benim hakkım. Alın teri. Hem Zehra var sonunda. Hepsi onun için. Onun için. Thank you.
Hayırlı işler Hikmet Bey. Sağ ol. Size layık değil ama... biraz konuşmak istiyorum müsaadeniz olursa. Buyur, otur. Zehra için geldiysen baştan diyeyim. Kızın bir talibi var. Ben de oğlumu düşünüyorum. Ben de bunu konuşmak için geldim Hikmet amca. Bakın, ustam bana zam yaptı. Gelirim arttı. Bileziğin birini bir haftaya kadar yaparım. Gerisini de nişandan önce yaparım. Hemen sonra da ev tutarım. Maşallah. Ustan sana dükkanı bağışladı herhalde. Hakkımın karşılığını veriyor çok şükür. Bakın ben çalışkan biriyim. Taşı sıksam suyunu çıkartırım. Çok çalışırım. Ne olur diğer tarafa cevap vermeden önce bunları da bir düşünün. Ya sözüm söz. Her şeyi eksiksiz yerine getireceğim. Kendime güvenmesem zaten çıkıp buraya gelmezdim. Israrcısın. Ama gayretlisin de. Sen hele o bileziği bir yap. Sonra evi de tut. Bakalım sözünü ne kadar edersin. Sonra da düşünürüz. Yapacağım. Hepsini yapacağım. Söz veriyorum. Çok düştü Kazım. Dükkanın beti bereketi kaçtı sanki. Bunca yıllık esnafım hiç böyle olmamıştı. Rızkımız daraldı resmen. Allah Allah. Dışarıdan baksan iş de yapıyor maşallah. Ne bileyim. Ne un yetişiyor ne maya. Her zamanki kadar mal çekiyorum toptancıdan. Ama elime geçen kuş kadar kaldı. Üzülme be Rasim Usta. Rızkı veren Allah. Kah daraltır, kah bollaştırır. Yaradan'ın işinden sual olmaz. Haşa, sual değil. Hamdolsun halimize. Ama üzüntüm başka benim. Hayırdır usta? Ya bizim çırak var ya Hasan. Evlenecek nasipse. Ben de istiyorum oğulcum bir an önce yuvasını açsın. Ona para biriktiriyorum 2-3 aydır. Ama artık eskisi gibi kenara koyamıyorum. Ne güzel adamsın be Rasim usta. Baba adamsın ve selam. Yok be Kazım. Öyle deyip mahcup etme beni şimdi. Ben gelmişim 70'ime. Bu saatten sonra bana para pul ne lazım? Kimim kimsem de yok Hasan'dan başka. Hasan seni başında taşısa yeri vallahi. Taşıyor çok şükür. Memnunum oğlandan. Lakin şu 5 bilezik parasına ulaşsaydı iyiydi. Çocuk darda. Ver elini.
Gerisi bir şekilde tamamlanır. Yok, şimdi vermem. Haberi de yok zaten para biriktirdiğimden. Bizim Hasan iyi hoş ama biraz delişmen. Konu koynu. Parayı har vurup harma savurmasın. Nişanı yapalım, sonra vereceğim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk usta. Hayırdır? Nereden böyle? Şu an sokakta bir ev buldum. Evladım, iyi de bir babanla konuşsaydık. Gerçi ben bugün yarın bir uğrayıp konuşayım diyorum ama... Hasan konuştu ya Rasim usta. Şey usta, ben gidip konuştum. Halimi anlattım. Hikmet Bey de anladı sağ olsun. Yani anladı tabii. Hasan bileziği yapıp getirince. Allah senden razı olsun usta. Sen olmasan bu bilezik gelmeyecekti. Bu işte sarpa saracaktı iyice. Ben ne yaptım ki evladım? Daha ne yapacaksın? Bileziğin parasını çıkarıp vermişsin. Sağ ol. Bize nasıl bir iyilik ettin bir bilsen. Ben seni eve götüreyim Zehra. Babanı daha fazla kızdırmayalım. Usta ben Zehra'yı bırakıp geliyorum hemen. Tamam evladım. Hadi Zehra. Ya ne oldu Hasan? Suratın sirke satıyor. Ya ustaya keşke bileziği söylemeseydin. Niye söylemeyeyim canım? Yatıp kalkıp dua edeceğim adama. Bir teşekkür de etmeyeyim mi yani? Yok ya ne bileyim ya. Da ustam sevmez böyle şey. Yaptığını aşikar etmez. Bayağı bozuldu. Bana da öyle geldi. Bir şaşırdı sanki. Neyse artık söylemiş bulundum. Öyle. Usta bırak ben hallederim. Sen gel bakayım şuraya. Al şu tabureyi gel şöyle otur. Evladım, o bileziği neden ustam yaptı dedin Zehra'ya? Niye yalan söyledin? Peygamber Efendimiz şaka bile olsa yalan söylemeyin der. Beni mahcup ettin. Hem de yalana ortak ettin. Şey usta, öyle demek zorunda kaldım. Çünkü annem o bilezik için borç aldı. Zehra'ya böyle söylemeye utandım, yüzüm tutmadı. Ben de ustam aldı dedim. Annene o bileziğin parasını verelim. Kimseye borçlu kalmayın. Yok usta, gerek yok, halledeceğim ben. Evladım nasıl halledeceksin? Bak şimdi evde bakmışsınız. Hangi parayla evi tutacaksınız? Şey ustam... Bunları söylemeyecektim ama vakti geldi artık, anlaşıldı. Usta benim param gelecek. Ne parası? Nereden gelecek sana para? Rahmetli babamın köyde bir yeri varmış. Bir sürü de ortaklı bir yermiş. O satılmış. Oradan bana da bir şeyler düşmüş. Bugün yarın gönderecekler bana. Ben hemen bileziği ödeyeceğim. Gerisiyle de ev tutacağım. Hey güzel Allah'ım. Garip kuşuna da nasıl yardım ediyorsun? Hamdolsun. Seni de zor durumda bıraktım ustam ya. Kusura bakma. Neyse artık. Olan olmuş. Ama sen yine de iyilik içinde olsa yalandan sakın ol. Vallahi içim rahatladı. Şu para ilaç gibi olmuş. Hadi iki çay söyle de içelim. Oğlum meydanda bir market açılıyor. Sana orayı bağlarım. Nereden baksan her gün 300 ekmek alırlar. Sana da sağlam para kalır. Ben de hakkımı alırım tabii. O kadar malzeme yok. Mal çekmek gerekir toptancıdan. O kadar malı da ustaya göstermeden çekemem ki. Oğlum ne var lan çekemeyecek? Ben onu bulur yığarım lan dükkana. Usta her gün çuval mı sayıyor ya? Ya ne bileyim. İçim hiç rahat değil oğlum. Ya oğlum bak buraya yazıyorum. Sen şu işi al. Bir aya kalmadan o 5 bileziğiyle nişan parasını da toplamazsan ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hakkımız dedik. Usta vermiyor dedik. Aldık ama... Ama bu kadar da fazla be oğlum. Aha, ben diyeceğimi dedim oğlum. Çok temiz, çok sağlam para kaldıracağız. Senin için de. Hem senin işin nişanla bitmiyor ki. Düğünü var, balayı var, takısı var. Paraya ihtiyaç bitmez oğlum. Yine de sen bilirsin. Hadi ben kaçar. Dur bir dakika. Onu nasıl getireceksin? Bizim toptancı duymaz ya. Değil mi? Duymaz oğlum. Ben ayarlarım lan hepsini. Yapacağımız şey çok kolay. Bak şimdi.
Gece geliriz, tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Sözü kestik. Nişanı da fazla uzatmayalım. Haklısın. Hayırlı işlerde acele etmek lazım Hikmet Efendi. Nişanı da haftaya yapalım. Sizin için uygun mudur? Olur tabii, olur. Çok güzel olur. Bu hafta sonu nişan çarşısına çıkalım o zaman. Ne dersiniz? İyi olur, çıkalım tabii. Hayırdır oğlum? Ne yazıyorsun kaç saattir? Yoksa name mi düzüyorsun kıza? Yok be ustam. Liste yapıyorum. Yarın nişan çarşısına çıkılacak ya. Şöyle kapatasak bir hesap çıkartmaya çalışıyorum. Vay benim oğluma be. Senin mürüvvetini de göreceğiz ha. Maşallah. Bak her şey nasıl halloldu. Bir de düşünüyordun kara kara. Aman usta ya, bu daha başlangıç. Sonrası daha zor. Bunun düğünü var, eşyası var, tası tarağı var. Ne yapacağız? Hepsi hallolur. Şu nişanı bir atlatalım da bizim de var bir düşündüğümüz elbet. Ben biraz Mehmet'in dükkanına geçeyim. Orada bir çay içer, hasbihal ederiz. Eyvallah usta, eyvallah, sağ ol. Senin işin gücün hasbihal zaten. Ağzımıza bir parmak bal çal, gerisi yok. Düşündüğü şeyler varmış. Laf. Bu bileziklerin parası. Bunu da ev tutmak için ayırsak. Bunlar kıyafet için olsa. Hayda. Bu ne şimdi ya? Sene olmuş 2013. Hala elektrik kesiliyor. Ne oldu kardeşim, elektrik yok? Bilmem kanka ya, sigortalar attı herhalde. Gel bir bakalım. Hadi bakalım. Sigortalar neden yanlışım diye? Ben de bilmiyorum. Bir bizim burada yok. Valla marketin ekmeği yetişmezse var ya, sıkıntı olur ha. Ne para yaptık şu marketten be. Bu kadarını beklemiyordum ha. Ekmeği de arttırdılar. Aynen kardeşim. Belli belli. Maşallah. Oğlum biz yarın nişan çarşısına çıkacağız. Her şeyin en iyisini alacağım Zehra'm. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Şu kamyona bir el at da bir an evvel indirelim hadi. Hayır olsun Musat. Kanka sen bekle, ben geliyorum. Tamam, acele et. Alo Zehra, hayırdır? Nasıl sıfırındasındır diye arayayım dedim. Kötü mü ettim yani? Ödümü kopardın ama. Demek çok heyecanlandın. Çok heyecan. Hala inanamıyorum. Nişanlanıyoruz be. Vallahi ben de. Bir ara umudu kesmiştim senden ama ne yaptın ettin, babamı ikna ettin. Buna 40 değil. Haram mı şimdi bunları? Haram tabii.
O da hakkımı vermedi. Bu benim hakkım. Alın derim. Alo? Alo Hasan? Alo, orada mısın? Buradayım, buradayım Zehra. Bir anda sustum da. Ben senin için her şeyi yaparım Zehra. Her şeyi. Ben de canım. Ben de. Hasan? Hasan! Dükkan yanıyor lan! Koş lan, koş! Paralarım! Koş. Paralarım lan. Yanıyor! Lan dur lan, ha, dur! Yanıyor, dur. Paralarım dur. Yanıyor! Paralarım! Lan. Paralarım, su getir! Paralarım yanıyor! Lan! Paralarım. Lan gidiyoruz lan! Söndür şunu! Ya! Ulan nereden çıktı bu? Hadi Hasan, hadi! Hasan yürüyoruz, hadi! Söndür şunu! Paralarım! Bu ne ya? Hayır, paralarım yanıyor! Yardım edin! Paralarım yanıyor! Yardım edin! Yardım edin, paralarım yanıyor! Ne lazımsa yapın doktor bey. Ne lazımsa. Hayati bir tehlikesi yok zaten. Ama yanıkları çok kötü durumda. Bilhassa kolları yanmış. Bu yanıklar iyileşince deride çekmeler olacak. Ve kollarının hareketi kısıtlanacak. Allah'ım sen yardım et. Ne olacak peki? Kollarını oynatamazsa ekmeğini nasıl kazanacak? İşini nasıl görecek bu çocuk? Sakin olun. Deri nakliyle bu işi halledebiliriz. Yani vücudunun başka bir yerinden deri alıp kollarına nakledeceğiz. Böylece hareket özgürlüğünü yeniden kazanacağız. Çok şükür. Ancak bu işlem bir estetik operasyon. Estetik müdahaleleri de sigorta karşılamıyor maalesef. Hem uzun süren meşakkatli bir tedavi hem de biraz masraflı. Parası mühim değil. Birikmişim var çok şükür. Siz tedaviye başlayın. Ben imzalayacağınız belgeleri hazırlar, yollarım o zaman. Tekrar geçmiş olsun. Yine yetiştin Hızır gibi. Yetişeceğim tabii. Oğulcumu bu halde mi bırakacağım? Ustam. Ustam. İyi olacaksın oğlum. Korkma. Hastanedesin. Ustam benim için birikmişin harcanı. O nasıl söz öyle? Sen iyileş, gerisi mühim değil. Para ne ki? Hem o para benim birikmişim değil zaten. Senin o para. Düğün için biriktiriyordum. Nişandan sonra verecektim. Ama ne niyetliye kısmet işte. Neyse, Allah ölüm vermesin. Sen iyileş de birlikte yine biriktiririz. Oğlum, oğlum çok mu ağrım var? Hasan oğlum, hemşireyi çağırayım ben. Dur usta. Usta ben... Ustam, ben senin paranı çaldım. Ne? Ne diyorsun oğlum? Her gün. Aylardır her gün. Verdiğim ekmeği eksik yazdım. Mal verdim sana hiç söylemedim. Bir sürü para biriktirdim. Yaptığım her şeyi o paralarla yaptım. Ben ateşi tutmuşum avuçlarımda usta, bilemedim. O paraların hepsi kül oldu. Ben kendimi de yaktım, seni de yaktım usta. Hiçbir şey hak etmiyorum usta ben. Bırak beni, ben böyle kalayım. Paranı alamam artık usta. Ben parayı ödüyorum. Tedavisi başlasın. Yapamayacağım ben. Ustamın yüzüne bakamam. Yapacaksın. Helalleşeceksin. Sonra da bir daha o adamın gözüne görünmeyeceksin. Bir iş bulursun, taşınırız burada. Anne. Yapamam. Çok utanıyorum anne. Çıkamam karşısına anne. Ne diyeceğim? Gel buraya. Hasan. 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 Gel buraya. Hasan.
Oğlum! İşimi asıyorsun Ergen'e. Fırında iş bekliyor. Hadi gel. Ustam. Affet beni. Babalar evlatlarını hiç affetmez mi oğlum? Affettim elbet, affettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.